Sesini çoğaltıyorum sesler içinde. Bir tutku gibi. Geciktikçe büyüyen inancının onurunu taşıyorum yıllardır. Sırada şiirleriyle gecemize onur katan değerli bir şairimiz var. İlkeli duruşuyla, duygu dolu mısralarıyla huzurlarınızda Şükrü Erbaş. Efendim, herkesi en derin saygılarımla selamlıyorum. Sevgili Talat, bana bu akşam, bu anmada şiir okumamı önerdiğinde heyecanla kabul ettim ama kabul ettikten sonra şu ana kadar ben ne söyleyeceğim diye kıvranıp duruyorum. Orada Dilan ve Sedat'a da hala sorup duruyordum. Ben şimdi çıkınca ne söyleyeceğim. Ali İsmail Korkmaz ölümsüzdür sözünün. Berkin Elvan ölümsüzdür sözünün. Denizler ölümsüzdür. Mahirler ölümsüzdür. Kaypak kayalar ölümsüzdür. Uğur kaymazlar ölümsüzdür. Ceylan Önkol ölümsüzdür sözünün anlamını ben şöyle tercüme etmeye, anlamaya çalışıyorum. Çünkü bu çocuklar, bu can yücelerden ödünç alarak bu şarabi eşkıyalar, bu çocuklar hepimize dönüşerek bizde hayallerini, gelecek tasarımlarını, rüyalarını, düşlerini, mücadele güçlerini hepimizde sürdürüyorlar. O nedenle Ali İsmail Korkmaz, evet ölümsüzdür. Sonsuza kadar 19 yaşında olacaktır. Sonsuza kadar kendinden sonra gelen bütün kuşaklarda yaşayacaktır. Ama Ali İsmail Korkmaz'ı, Berkin Elvan'ı ve diğer Abdullah'ı, Ahmet'i, Ethem'i öldüren alçaklar öldürdükleri gün ruhlarından çürümeye başlamışlardır. Bedenlerine gerekir. Onlar bizde birer gonca gül olarak ve öldükleri yaşta sonsuza kadar yaşayacaklardır. Sözü uzatmayacağım. Ben sevgili dostum Mazlum Çimen'e pek çok teşekkür ediyorum. İçeride bana şiir okurken eşlik edeyim dedi. Ben saygısızlık olmasın, ayıp olmasın dedim. Ama geçemedim de bundan onur duyarım dedim. İki şiir paylaşacağım, sözü uzatmayacağım. Her bir harfi, her bir hecesi, her bir sözcüğü, her bir dizesini Ali İsmail Korkmaz'ın ve yoldaşlarının, dostlarının ruhlarına üfleyerek gönderiyorum buradan. Çığlığı yansıtmayan tek bir bize var mıdır? Ve biz bulutlara gömdük çocuklarımızı. Ve biz çocuklarımızın kirpiklerini astık babalarına. Ve biz öldürenden hayatımızı bağışlama sildirdik. Ve biz katilimizle geleceğe şarkılar söyledik. Ve biz yoksulluğun acısından sessizce uzaklaştık. Ve biz kadınlarımızı arzularından tavanlara astık. Var mıdır gerçekten tek bir bize insanın haysiyetinden doğmuş olsun? Thank you.
sonsuza dek açık kalmıştır. Eşik bir bıçak ağzıdır. Gece ayrı, gündüz ayrı üşüyecektir. İçi boş bir mezar açılmıştır evin içi. Devlet açmıştır. Yataklardan açmıştır, rüyalardan açmıştır, oyunlardan açmıştır. Anne bir korku masalı nicedir. Anne bir öfke masalı, anne bir ölüm. Baba 20 yıldır aynalara bakmıyor. Baba 20 yıldır bir meydan ateşi. Baba 20 yıldır bütün harfleri tüketti. Üniformalı bir çölde Yusuf arıyorlar. Ellerinde yalnız kendi elleri, kirpiklerinde gözyaşı kandilleri, ağızlarında çaresiz bir tanrı. Yusuf yarım kalmış bir oyundur. Yusuf bir kâkül türküsüdür. Yusuf dağların erken rüyasıdır. 13'ünden 14'üne geçiyor 20 yıldır. Evlerde ağza alınmayan bir ölüm, cellabından beklenen bir zalim merhamet, karanlık dehlizlerde kaybolmuş bir müjde. Yusuf gecelerin sonsuz şarkısıdır. Yusuf sabahların sonsuz acısıdır. Yusuf bahçelerin gökyüzü arzusudur. Bir utanç perdesi yaşamaktan, acısı topuklara vuran bir yutkunma, bir gelecek vaadi canımızda halkalanan, gövdemizde onurlu bir yalnızlık, al yeşil bir tevazu kalbimizde, ölülerimizden bir düğün alayı, öldüreni anlamaya varan bir ceza, ağzımızda şiirlerden bir gönül, bir yaşama gücü yaramızdan. Biz kırıldı, daha da kırılırız. Kimse dokunamaz bizim suçsuzluğumuza. Evet, herkese iyi akşamlar diliyorum. Dostuma bir daha teşekkür ederim.